Serinhisar'ın M.Ö. 1500'lü yıllarda Hititler tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Yöre tarihte Etiler, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalıların yönetiminde kaldı. İlçeye Selçuklular zamanında Kepez Yerlikaya ismi verildi ancak bu ad 1300-1310 yılları arasında yörenin kırmızı toprağından yapılan taş ve tuğlayla inşa edilen küçük bir hisardan esinlenerek Kızılhisar olarak değiştirildi. Serinhisar, o günkü adıyla Kızılhisar Belediye Teşkilatı 1906 yılında kuruldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra da şimdiki belediye örgütlenmesinin altyapısı oluşturuldu. İlçenin birçok önemli geçim kaynağı bulunuyor. Bunların bir kısmı zamanla eski değerini ve gücünü kaybetmeye yüz tutsa da bazı faaliyetler gelişerek günümüze kadar ulaşmayı başardı. Örneğin leblebicilik bunlardan biridir. Serinhisar bölgesinin sert iklimi ve yokuş olan arazi yapısı bölge halkını ekonomik olarak farklı iş kollarına yöneltti. Günümüzde önemli bir geçim kaynağı haline gelen leblebiciliğin Serinhisar'daki geçmişi oldukça eski yıllara dayanıyor. Düzenlenen festivaller, leblebiciliğin bir aile imalatı olmaktan çoktan çıktığını, sistemli bir ekonomik faaliyet haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca leblebi, o ilk yapıldığı haliyle kalmadı. Yöre insanının zekası ve yaratıcılığıyla giderek çeşitlendi. Bugün ilçede, meyvelisinden çikolatalısına, biberlisinden sütlüsüne kadar leblebinin her türünü bulmak mümkün. İlçe, şu anki öz kaynaklarıyla bu pazarın mevcut ihtiyacının %53'ünü karşılıyor ve halkın %60'ı bu sektörde istihdam ediliyor. Yapımı devam eden 337 bin metrekarelik Serinhisar Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Hissesi'nin tamamlanmasının ardından ilçe, başlı başına bir ekonomi yöresi haline gelecek. Yapılan araştırma, inceleme ve kazılardan elde edilen bilgilere göre günümüze değin testi, küp, saksı, emzikli bardak, çanak ve yemek pişirmede kullanılan haranı gibi topraktan mamul bütün eşyaların bu yörede imal edildiği biliniyor. Ancak bu değerli zanaat son dönemlerde cam ve alüminyum eşyaların yaygınlaşmasıyla giderek zayıflamaya ve yok olmaya yüz tuttu. İlçenin adıyla özdeşleşmiş bir diğer ekonomik unsur da urgancılıktır. Kendir sapından yapılan ip urganlar önceleri İzmir'in Tire ilçesinden getiriliyordu. Ancak 1920'lerde Tire'den yöreye gelen bir usta tarafından urgancılık sanatının Serinhisar halkına öğretilmesiyle bu iş kolu ilçeyle özdeşleşti. Büyük bir geçim ve ticaret kaynağı olan urgancılık Serinhisarlılar tarafından benimsendi ve on yıllarca yöre ekonomisine büyük katkılar sağladı. Ancak ne yazık ki bu değerli zanaatte testinin başına gelen olumsuz durumdan nasibini alarak hızla gelişen plastik sanayi karşısında yenik düştü. Yörenin bir diğer önemli geçim kaynağı da tarım ve hayvancılıktır. Tütün önemli boyutlarda ekilirken büyük ve küçükbaş hayvancılık iş kolu zaman içinde Serinhisar adıyla birlikte anılır hale geldi. Besicilik günümüzde ilçede çağdaş yöntemlerle yapılıyor. Farklı bir lezzete ve kokuya sahip olan Serinhisar eti, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından talep ediliyor, aranıyor. Denizli'nin Şirin ilçesi Serinhisar'a 2004 yerel seçimlerinden bu yana Hüseyin Gemi Başkanlığındaki belediye hizmet veriyor. Genç ve dinamik başkan Hüseyin Gemi ve ekibi göreve gelir gelmez ilçenin önemli sorunlarına neşter vurma iddialarını uygulamaya koydu. Başkana göre bu büyük ve önemli ilçe hak ettiği yere gelmeli, özlediği hizmete kavuşmalıydı. Ekonomik ve sosyal altyapılar güçlendirilmeli, hizmet vatandaşın ayağına götürülmeliydi. Büyük bir azim ve kararlılıkla çıkıldı yola. Gemi ve ekibi hiç zaman kaybetmeden, gece gündüz demeden çalışmaya ve proje üretmeye koyuldu. Hedef, geleceğin Serinhisar'ını bugünden yaratmaktı.
İlkin önceki dönemlerden devralınan sıkıntılara çözümler bulundu. Dağ gibi büyüyen borçlar temizlendi ve neşter sorunların tam kalbine batırıldı. Belediyemizin borç yükü içerisindeydi. Borç yükünden kurtulduk. Kanalizasyon, içme suyu, imar uygulaması, yol düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. İlçemizde su sorunumuz vardı. 3 tane sondaj kuyusu açarak ve 400 tonluk bir depo yaparak ilçemizde su sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Yıllardır çözümsüzlükten kangren olmuş ilçe giriş çıkışları Serinhisar'a yakışır biçimde düzenlendi. İlçemizin girişleri çok kötü durumdaydı. Bunları bulvar haline dönüştürüp ilçemize kazandırdık. İlçe büyük bir titizlikle yapılan parklarla cıvıl cıvıl bir hale getirildi. Çarşı meydanındaki kahvehaneyi yıkarak ilçe merkezine yakışır bir park kazandırdık. Ayrıca iki mahallede iki park inşaatımız devam etmektedir. Belediye yeni araçlarla güçlendirildi. Belediyemizin araç parkı çok kötüydü. Araç parkını yeniledik, yeni araçlar kazandırdık. Çağın gereklerine uyularak gelişmiş bir bilgisayar altyapısı kuruldu ve toplu konut çalışmalarına start verildi. Belediyemizin bilgisayar donanımları çok kötüydü. Bilgisayar donanımlarını yeniledik. Tarımsal toplulaştırma çalışmalarına başlandı ve bu konuda ciddi girişimler de bulunuldu. İlçemizin arazi toplulaşmasıyla ilgili çalışmayı, altyapısını tamamladık. Bakanlar Kurulu'ndan kararını aldık. Devletin toplulaşma yapmasını bekliyoruz. Şehir içi yolların yapımında kullanılan kilit parke taşı da belediye tarafından ilçede kurulan tesislerde üretiliyor. 400 bin YTL bedelle kurulan tesis, taş üretiminin en sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesini sağlıyor. İlçemizin yolları çok kötüydü. İlçemizin yollarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürdük. Kilit Park'a üretim tesisini kurduk. Yaklaşık 400 bin YTL harcayarak güzel bir Kilit Park'a tesisi kurduk. Ve bu sayede ilçemiz yollarını daha ucuz kilit parke ile döşeyebiliyoruz. 4 yıllık süreçte 150 bin metrekare kilit parke döşeme işi gerçekleştirdik. Hizmet lokomotifi bunlarla da sınırlı kalmadı elbette. Önce insan anlayışıyla mevcut mezbahanın yanına bir soğuk hava deposu yapılarak Türkiye'nin dört bir yanına satılan etlerin sağlık içerisinde korunması sağlandı. İlçemizde hayvan pazarı ihtiyacımız vardı. Hayvan pazarı ihtiyacını gerçekleştirdik. Bu arada sosyal ve kültürel konularda ihmal edilmedi. Spora ve sporcuya sahip çıkılarak yörenin tanıtımı konusunda ne kadar kararlı olunduğu vurgulandı. Bu çerçevedeki etkinlikler için belediye bütçesinden her yıl 40 bin YTL'lik bir kaynak ayrılıyor. Güreş eğitim kampımız devam ediyor. Yaz spor okulumuz devam ediyor. Saz kurslarımız devam ediyor. Satranç turnuvaları devam ediyor. Yapımı süren huzurevi ve çocuk yuvası inşaatları sosyal belediyecilik anlayışının bir sonucu olarak hızla yükseliyor. Geleceğin büyükleri ve geçmişin çocukları kısa süre sonra belediyenin sımsıcak kollarında şefkat bulacak. Anaokulu inşaatının yapımı için belediyemiz tarafından 5500 metrekare yer temin ettik ve anaokulu inşaatı tamamlandı. Belediye eğitim öğretime desteğini artırarak sürdürdü. İlçe okullarının bahçeleri ve hizmet binalarının gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra çeşitli zamanlarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap, kırtasiye yardımları yapıldı. Üniversite öğrencilerimize burs verdik. Açmayama giden öğrencilerimize ücretsiz öğrenci servisi yaptık, taşıdık öğrencilerimizi. Elbette ki ilçenin en önemli ekonomik unsuru olan Leblebi adına düzenlenen Leblebi ve Kültür Festivali, ekonomik gelişimin ancak tanınırlıkla mümkün olabileceği görüşünden hareketle yeni ve dinamik bir anlayışla tekrar hazırlandı. 3 yıl Leblebi ve Kültür Festivalimizi gerçekleştirdik. Bu yıl 4.sünü gerçekleştiriyoruz. Yayla evleri inşaatının başlanmasını sağladık. Kamulaştırma işlemlerini eksiksiz sürdürüyoruz.
Açılması gereken yolları açıyoruz. Kanalizasyon olmayan yerleri kanalizasyonunu döşüyoruz. Su şebekesi olmayan yerlerin su şebekelerini döşüyoruz. Akaryakıt istasyonu yapımıyla ilgili çalışmalarımızı başladık. Önümüzdeki günlerde akaryakıt istasyonu inşaatını başlayacağız. Yetişkinlerin spor yapabileceği spor aletlerini koyarak Çamlık'ta yetişkinlere spor yapma fırsatı tanıdık. İlçemiz halkının faydalanabileceği internet evinin Ulaştırma Bakanlığı ile ortaklaşa Serhisar halkını kazandırdık. Bundan sonraki hedefimiz öncelikle Serhisar Belediyesi'nin sağlıklı bir hizmet binası kazandırmak, arıtma tesisini kurmak, Serhisar Ovası'nın toplulaşma çalışması ile ilgili konuları takip etmek, Serhisar'a yüksek okul kazandırmak öncelikle hedeflerimiz. Geleceğin Serhisar'ı için bugünden büyük bir güç ve enerjiyle çalışan Başkan Hüseyin Gemi ve ekibi, gelecek kuşaklara hızla büyüyen ekonomisi ve şehirciliğiyle örnek bir ilçe bırakmak istiyor. Ben Serhisar halkının her şeye layık olduğunu inanıyorum. Bana verdikleri güvenden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Yaptığımız çalışmaları durmadan arttırarak önümüzdeki günlerde de çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ve Serhisar halkının daha müreffeh, daha yaşanabilir Serhisar yaratmak için çalışacağız. Yarının Serhisar'ı için bugünden el ele.